BBN Türk ekranlarından herkese merhaba. Programımız başlıyor. Yaklaşık olarak 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta programımızda zirai mücadeleden bahsedeceğiz. Bitki hastalıklarından, bitki zararlılarından, yabancı otlardan bahsedeceğiz ve bunlara karşı nasıl önlemler almamız gerekiyor? Bunları konuşacağız konuklarımla. Hemen sizlere konuklarımı tanıtayım. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nuh Boyraz ve program danışmanım Celil Çalış'la birlikteyiz. Bu arada Ramazan ayımız mübarek olsun. Herkese hayırlı, güzel ve sağlıklı bir ay geçirmenizi diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Sizin de Ramazan ayınız mübarek olsun bu arada. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi danışmanım, o zaman ilk olarak size ben sözü bırakayım. Nelerden bahsedeceğiz kısaca bir açıklayalım. Sonra hocama sorularımı sorayım ben. Evet. Öncelikle rahmet, bereket ayı Ramazan'ın insanlığa, İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu Ramazan ayıyla birlikte kucaklaşacağımız günlerin yakın olduğu, birlik beraberliğimizi coşkuyla kucaklayacağımız günlerin yakın olduğu bir ortama kavuşuruz. Bu virüs belasından bir an önce insanlık kurtulur ve normal yaşantımıza devam ederiz. Tabii insanlık şu anda bir virüsle mücadele ederken hocamın esas branşı yüzlerce, binlerce hastalık etmeni, virüs, bakteri ile mücadele etmek zirai mücadelenin esas alanını oluşturuyor. Nuh hocam bizim hem okuldan hocamız hem Ziraat Mühendisleri Odası'nda beraber uzun yıllar görev yaptığımız, hem tarım camiasına hem de Konya'mıza beyefendiliğiyle, bilgisiyle çok değerli katkılar veren gerçekten bir abimiz, büyüğümüz. Kendisine programımıza yapmış olduğumuz daveti geri çevirmediği için teşekkür ederiz. Tabii zirai mücadele dediğimiz zaman hocam konu uzmanı her şeyi bahsedecek ama genel olarak bahsetmek istersek sadece hastalıklarla mücadele, zararlılarla mücadele, yabancı otlarla mücadele şeklinde değerlendirmemek lazım. Zirai mücadele olarak bakıldığı zaman dünyada ekonomik değer olarak çok kayda değer bir ortam veya miktar oluşturuyor. 60 milyar dolarlık bir dünyadaki zirai mücadeleyle alakalı ticaret dönüyor. Türkiye bunun belki 650 milyon dolarla çok yüksek gözükmese de üretim ve kullanım anlamında ciddi bir rakama tekabül ediyor ama bizim burada en çok üzerinde durmamız gereken, parasal boyutta üzerinde durmamız gereken 650 milyar milyon dolarlık zirai mücadeledeki döngünün %95'inin dış kaynaklı olması. Bu manada bakanlığımızın yapmış olduğu ve yapacağı politikalarla yerli zirai mücadeleye yerli olarak daha fazla üretim, işte savunma sanayinde girildi, makine sanayinde girildi, birçok alanda girildi. Teknolojide hala zorlanıyoruz, işte otomobil yapımında hala zorlanıyoruz. Bizim bu açıdan baktığımız zaman belki tarım camiası olarak baktığımızda en fazla üzerinde durması gereken ve ithalat boyutundan kendi kullanımımızı giderecek, hatta ihracat boyutuna ulaştıracak şekilde zirai mücadelede de artık yerli milli sloganını geliştirmemiz gerekiyor. Öncelikle hocama bu konuda sorumuzu yöneltip ekonomik değer anlamında bir değerlendirme yaptıktan sonra diğer yerlere girelim diye düşünüyorum hocam. Evet, teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Ayrıca televizyonlara başlarında bizleri izleyen değerli seyircilerime de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet, zirai mücadele faaliyetleri aktif bir sektör olarak bunu değerlendirmemiz var. İlaç, sadece ilaç boyutuyla olayı düşünmemek gerekiyor. İlacın dışında o ürettiğiniz ilacı kullanmanız gereken bir makine sektörü de var. Yani zirai mücadele alet ve ekipmanları sektörü var. Aynı zamanda ürettiğiniz ilacın kimyasal analizlerinin yapılması için medikal sektörü de ilgilendiriyor. Yani başkanım 60 milyar dolar dedi. Yan sektörlerle beraber değerlendirdiğimizde bu sektörün değeri 150 milyar dolara falan
çıkıyor. Hali aktif, güncel, ülkeleri yakından ilgilendiren, ekonomik değeri olan bir sektördür. Burada zirai mücadele dediğimizde biz hep sadece pestisitler, ilaçlar olarak düşünüyoruz ama orada tarımsal savaşım adı altında kullanılan pestisitlerin dışında yaklaşık 10 tane daha farklı ürün grubu vardır. Evet. Yani bitki aktivatörleri vardır, bitki gelişim düzenleyicileri vardır, biyoteknik alet ekipmanları vardır, biyolojik mücadele ürünleri vardır. Haliyle ekonomik boyut olarak baktığımız zaman da çok güçlü bir sektör olarak bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda dinamik bir sektördür. Hı hı. Yani gelişmeye açık, gelişmeye müsait, sürekli yenilenme ihtiyacı hissedilen bir sektördür. Bugünün koşullarında tabii bir aktif madde geliştirmek o kadar görüldüğü kadar çok da kolay değil. Başkanım söyledi, tabii her ülke kendi ilacını üretsin. Bu en iyi temennimizdir. Herkesin temennisidir. Ama bu her ülke için mümkün olmuyor maalesef. Ülkemiz için de böyledir. Ülkemizde kullanılan ilaç zirai mücadele ilaçları, yani pestisitlerin aktiflerinde tamamen dışa bağımlıyız. Yani yerli olarak aktif üretimimiz yok denecek kadar azdır. Ama bugünün koşullarında yeni bir aktif maddeyi geliştirmek de görüldüğü kadar o kadar kolay değil. Çünkü bu alana yatırım yapmış, uzun yıllar bu alanda çalışan çok güçlü dünyada firmalar var. O firmalarla onların ulaştıkları noktaya bizim kısa süre içerisinde ulaşma şansımız yok denecek kadar azdır. Çünkü artık o firmalarda yeni aktif geliştirmede, özellikle kimyasal kökenli yeni aktif geliştirmede çok zorlanmaktadırlar. Neden derseniz, nedeni şundan dolayı. Biliyorsunuz kullanılan kimyasalların hastalık zararlı yabancı otlara karşı kullanıyoruz. Oradan bir ekonomik değer elde ediyoruz. Ama bunların aynı zamanda kullanıldıkları ortamdaki canlılara da olumsuz etkileri var. Yani ekotoksikolojik özellikleri söz konusu. Sonuçta ekotoksikolojik özellikleri noktasında özellikle insan sağlığı, çevre sağlığı açısından riskleri noktasında insanların duyarlılıkları arttıkça bu yöndeki ilaçların iyileştirilmesi noktasında da çok detaylı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. O bakımdan ekotoksikolojik analizler çok maliyetli analizlerdir. Haliyle çok iyi, riski düşük, etkinliği güzel, pazara çıktığında kabul görebilecek bir ilacın geliştirilmesi için ortaya çıkan maliyet yaklaşık 300 milyon dolardır. Ve bu bir yılda olan bir şey değildir. Yani 10 yıl gibi bir süre içerisinde devam eden çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Sonuçta eğer siz ekotoksikolojik özellikleri bakımından uygun, etkinliği yüksek bir ilaç üretecekseniz bunu göze almanız gerekiyor. Çünkü artık insan sağlığı açısından, çevre sağlığı açısından riskli bir pestisitin piyasaya çıkma şansı yok denecek kadar azdır. Önceden öyle değildi. Önceden 10 bin sentetik analizden bir aktif madde geliştirilebiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman 100 bin sentetik analizden bir aktif madde geliştirmek zor. O bakımdan ben şu noktada şuna yönelmesi gerekiyor ülkemizin. Gerçekten kimyasal noktasında tamam çalışalım, aktiflerimizi biz geliştirme noktasında gayretlerimiz olsun. Ama bugün dünyanın da bu yüksek maliyetlerden dolayı zirai ilaç alanındaki faaliyetlerini biraz daha değiştirdiklerini görüyoruz. Buradaki alanlardan bir tanesi biyolojik
ürünlere doğru bir kayma söz konusu. Gelişen bilim sayesinde bazı şeylere, biyolojik ürünlere ulaşmak daha da kolaylaştı. Bu biyolojik ürünlerin kaynağı kendi öz topraklarımızdır. Yani biz bir biyolojik ürünü nereden elde edeceğiz? Toprakta, bitki kök bölgesinde veyahut da bitkinin yaprak alanında, filosfer dediğimiz tabakasından elde edeceğiz. Çünkü bu biyo insektisitlerin veya biyo pestisitlerin insan ve çevre sağlığı açısından riskleri oldukça düşüktür. Çünkü ekotoksikolojik analizlerinde detaya girilmemektedir. Biraz önce söyledim, 300 milyon dolar. Bunların masrafı, maliyeti 3-5 milyon dolarla sonuçlanmakta ve ruhsat alma işi oldukça kolaylaşmaktadır. O bakımdan artık büyük firmalarda daha çok biyoteknolojik yönde bitki hastalıklarıyla, zararlılarıyla, yabancı otlarla mücadele noktasında kendilerine lazım olacak, kendilerinin pazardaki yerini koruyacak ürünlere doğru kaydıklarını görüyoruz. Evet. Bunların başında biyofungisitler veya da biyopestisit dediğimiz ürünler gelmektedir. Bunlar tabi çeşitlenmektedir. Sadece biyofungisitlerle, pestisitlerle de kalmamaktadır. Bunun yanında baktığımız zaman büyük ilaç şirketlerinin şeye doğru kaydıklarını, tohumculuğa doğru kaydıklarını. Hocam orada bir araya girip bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi aslında biz 60 milyar dolar sadece zirai mücadele olarak değerlendirdiniz. Siz alet makineye de koyduğunuz zaman 150 milyar dolarlık bir döngüye dönüştürdünüz. Bunun bir adım daha ötesine gittiğimiz zaman 2020 yılında açıklanan bir rakamdı bu. 2012-2020 yılı arasında 8 yıllık dönemde dünyada farklı ülkelerde işte Alman firması, Amerikan firmasını, Fransız firmasını, Çin firması, tarımsal firmalardaki evliliklerden dönen para 850 milyar dolar. Doğru. Yani bu tohum, gübre, ilaç sektörüyle alakalı olarak değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz Türkiye'de 2 yıl raf ömrü olan ürün, Almanya'da 5 yıl. Bir de zaten bu yapmak çok zor, çok masraflı, zaman istiyor. Böyle olmasa bile dünyada seninle rekabet eden veya senin rekabet etme durumunda olduğun firmalar 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık hedeflerini ortaya koydukları için bu onların hedeflerine girip onlarla yarışmak bizim yeni bu işe başlayacak insanlar için ciddi manada zor. Çok çok oldukça zor ama biraz önce söylediğim gibi kendi öz kaynaklarımızdan bir de artık insan çevre sağlığı oldukça önemli. Yani mutlaka biyolojik ürünlere doğru bir kayış. Bu noktadan belki ülkemiz çalışmalarını yoğunlaştırır. Buralardan yeni aktifler elde etmek mümkün. Tabii onun da bazı sıkıntıları söz konusu. Yani bazı prosedürleri var. Gerçekten bazı şeylere bağımlı kalıyorsunuz. Yani yasal olarak düzenlenmesi gereken noktaları var. Onda da pek çok arkadaşımız, biz de dahil, yaptığımız çalışmalarda, deneysel çalışmalarda gerçekten çok güçlü biyolojik bir ajan tespit ediyoruz. Ellerimizde var. İsmi konmuş, tanılaması yapılmış, deneysel çalışma, en azından biyo etkinlik dediğimiz deneysel çalışmaları yapılmış biyolojik ürünler var. Ama ruhsatlandırma noktasında da Türkiye'de yine sıkıntı var. Çünkü bir derece dışa bağımlılık söz konusu, bazı sakıncaları var. O noktalarda aşılırsa belki Türkiye bu noktada daha hızlı bir şekilde yol alabilecek. Farklı bir kulvarda. Tamam, farklı bir kulvarda ama sonuçta aynı amaca yöneliyoruz. Evet. Bizim amacımız hastalık zararlıya karşı mücadele etmektir. Evet. Aynı amaca yöneliyoruz. Diğer taraftan da dedim ya, büyük firmalar artık tohum işine de giriyor. Niye derseniz, ilaca karşı bir ön yargı veya tepki oluştu artık. İnsan sağlığı, toplum sağlığı noktasında. Gıda güvenliği. İnsanların bu tepkisi. Bu sefer gelişen yeni teknolojilerle, biyoteknik imkanlarla ben yeni bir tohum geliştireyim. Ama geliştirdiğim tohum veya çeşit daha başından hastalığa dayanıklı olsun. Evet.
Yani geliştirdikleri çeşit aynı zamanda hastalığa da dirençli oluyor. Bu noktada da ilaç kullanmadan, bir kimyasal kullanmadan siz üretiminizi sürdürebileceksiniz. Yani burada tek boyuttan diyor alternatifini koymuş. Eğer kimyasal olmasa ben de hastalıklarla, zararlarla bu yönde ben şeyimi geliştiririm, stratejimi ve ona göre yeni geliştirilen çeşitler daha başlangıçta önemli bir hastalığı vardır bir ürünün. O hastalığa karşı dirençli olarak geliştiriliyor, dayanıklı olarak geliştiriliyor. Çünkü artık eskisi gibi bir dayanıklı çeşit geliştirme çok uzun süre alan bir süreç değil. Daha da kolaylaştı. Laboratuvarlarda, moleküler teknikler, evet, biyoteknik yöntemler çok çeşitlendi. Çok ileri düzeye ulaştı. Onun için de kısa süre içerisinde bir hastalığa karşı dirençli, dayanıklı çeşit geliştirme imkanı vardır. O bakımdan bakıyoruz, küresel boyutta güçlü firmaların tohum sektörüne doğru da kaydığını, ilaç olmasa ben tohumumu üretirim. Tohum aynı zamanda hastalığa karşı dirençlidir. Çok mesela verimli, çok kaliteli ama ekonomik düzeyde bir ürün kaybına zarar veren bir hastalığa karşı hassassa çeşidiniz hiçbir değeri yoktur. Yok. Üretici ekmiyor onu. Onun için evet, hastalığa direnç noktası da burada çok önemlidir. Haline dediğim gibi bu sektör pek çok başka sektörlerde etkilemektedir. Evet. Ve sürekli dinamik bir sektördür. Gelişmeye açık bir sektördür. Ülkemiz de bu noktalardan özellikle biyolojik ürünlerin geliştirilmesi noktasından çalışmalarını sürdürürse daha kısa yoldan daha kısa sürede sonuç elde edileceğini umuyorum. Evet, şimdi dinamik bir sektördür dedik, birçok sektörü etkiliyor dedik. Aynı zamanda tarımın üzerinde de artan baskılar da bir yandan devam etmekte. İşte kuraklık, iklim değişiklikleri olsun, nüfus artışıyla gıda arzının artması olsun. Şimdi pandemi döneminde zaten biz anladık ki tarım her şeyden değerli, kıymetli ve bu dönemde artık sağlığımıza normalden daha fazla dikkat ediyoruz. Şimdi kendi sağlığımızı korumanın yolu aslında bir nevi bitkileri korumaktan da geçiyor. Şimdi biz bu zararlılara karşı, hastalıklara karşı ya da yabancı otlara karşı mücadelemizi verirken aslında %35 düzeyinde de bir üretim aşamasında kaybımız var. Evet. Mücadele verilmediği takdirde bu kayıp iki katına çıkacak ki bunun bir de hasat sonrası kaybı olacak. Bu durumda şimdi gıda güvenilirliği anlamında zirai mücadelenin önemi nedir? Burada bu önemi yatsın ama çünkü sonuçta bir ülkenin huzuru, barışı evet, ve güvenliği için gıda güvenliği stratejik bir sektör. Önce yeterliliği, sonra güvenlik. Tabii evet, yani önce her ülke kendi halkını, kendi toplumunu besleyebilecek miktarda ürün üretmek zorunda. Evet. Üretmek zorunda. Hocam zaten yani ben üretmem, ben istediğimde dışarıdan alırım dersen maalesef olmuyor. Sende çok varsa güzel, ucuz hocam. Tabii. Sende yoksa tabii, ucuz alamıyorsun. Çok güzel bir söz vardır. Elde olan öğün olmaz. O da elde bulunan öğün olmaz. O da her zaman bulunmaz. Evet. Bir sene yaşadık, başkanım da bilir. Evet. Buğday stoklarındaki azalmaya bağlı olarak buğday da ülkemizde de kurak bir sezon geçmişti. Ciddi bir azalma söz konusu oldu. Paranız olmasına rağmen dışarıda bulamadık buğdayı evet, maalesef alamadık. Şimdi yine aynı hocam, 170 dolardan 310 dolara çıktı. Evet. İşte Çin devreye girdi, pandemi devreye girdi. 2019 yılında 170 dolar olan buğday 2020 yılında 310 dolara çıktı. Bu sene ne olacak belli değil. Evet, yani evet. Haliyle her ülke kendi güvenliği açısından, bu ülkenin huzuru açısından, barışı açısından gıda güvenliğini de sağlamak zorundadır. Gıda güvenliğini sağlayamadığınız zaman huzur olmaz, kargaşa olur. Yani bizde tek bir üründe bile aşırı pahalanma, piyasadaki yokluğu bile ne kadar etki yaratıyor yani. Tabii ki evet. O bilinen bir şey. Çünkü herkes ilgilendiriyor. Onun için de herkes gıdaya bağımlı. Biraz önce söylediniz. Yani ilaç hastalıklarla mücadele yapmasak, herhangi bir işlem yapmasak, ya bırakalım kendi başına yetişsin. Yok, öyle bir şey yok. Bu mücadele yapılmasına rağmen %35 bir kayıp,
Bir mücadele yapmadığın zaman, önemli kaybolan bir hastalık ortaya çıktığı zaman hemen her ürününde kendine az önemli bir hastalığı da var. Hı hı. Önemli bir zararlısı da var. Ürünü sıfırlar, %100 sıfırlar. Tamam. Onun için mücadele yapılması lazım. Evet. Mücadele yapılmasına rağmen %35'lik kayıp şu anda tölere edilebilir kayıp belki. Üretim fazlalığından dolayı. Ama bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Çünkü dünyadaki tarımsal ürün üretimini belirleyen 9 tane faktör vardır. Bunların birincisi dünya nüfusundaki artıştır. Bakıyorsunuz dünya nüfusu 19. yüzyılın başında 1,5 milyarken şimdi gelmiş 7,5 milyara. 21. yüzyılda öngörüler 9,5-10 milyara. Nereden baksan çok ciddi düzeyde bir nüfus artışı söz konusu. Yani 1,5 milyardan 10 milyar dolara yükselen bir nüfus artışı söz konusu. Nasıl besleyeceksin? Artan nüfus sonuçta daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak. Bir de teknolojiyle ürün beslenme çeşitliliği değişiyor hocam. Tabii. Tatmin yok yani tabii, eskisi gibi kanaat beslenme tüketim olayı alışkanlıkları değişti. Evet. Yani önceden haşlanmış mısır mı satılıyordu marketlerde? Şimdi evet. Mısır çocuklar haşlanmış olarak daha çok tercih ediyor. Önceden belki bundan 20-30 yıl önce cips olarak mı patates satılıyordu? Şimdi bakıyorsunuz cips olarak hazır gıda sektörü çıkmıştır. Tüketim alışkanlıkları da tabii burada değişiyor. Bu da tabii değişiyor. Sağlık, buradan da olayı sağlık boyutuna götürüyor. Orası işte, ayrı tabii. Şekil değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Obeziteyle tabii, mücadele. Tabii. Bunlar hepsi birbiriyle bir bağlantılı. Evet. Biz hastalık zararlı yayılarla mücadele etmesek nasıl bir durumla karşılaşacağız? Onu açıklamak açısından. Diğer taraftan sera gazı salınımı %160 artmıştır. Küresel ısınma 21. yüzyıl açısından öngörülen 4 derece artacağı söz konusu. Evet. Hastalık zararlılardan dolayı baskının yine artacağı. Çünkü yeni yeni hastalık ve zararlar çıkıyor. Hiç ortada olmayan, bilmediğiniz, biz daha önceden Akdeniz meyvesi ne olarak bilirdi? Akdeniz meyvesi ne sadece Akdeniz'de turunçgillerde olan. Ama şimdi bakıyorsunuz İç Anadolu bölgesinde meyveleri kasıp kavuruyor yani. Evet. Rutubetsiz bu iklimde bile. Tabii iklimdeki değişkenlikler bunu tetikliyor. Biyolojik çeşitlilikte azalma söz konusu. Su kaynaklarında azalma söz konusu. Ekilebilir alanlarda azalma söz konusu. Sonuçta ortaya ne çıkacak? Bizim bundan sonra daha çok ürün üretme şansımız azalmıştır. Verimlilikte de %8 düzeyinde bir azalma söz konusu. O zaman ne olacak? Bu %35 olarak hastalık ve zararlardan dolayı ortaya çıkan ürün kaybını minimize etmek zorundasınız. Doğru. Bunu yapabilme şansınız var. Diğerlerini döndürme şansınız da yok. Çünkü artık üretilen, geliştirilen çeşitlerde yeni verimli bir çeşit elde etme şansınız azalmıştır. Niye? Artık çalışmalar sonucu bazı önemli ürünlerde en yüksek genetik potansiyele ulaşılacak düzeyde verimlilik elde edilmiştir. Bundan sonra bir çeşit daha yüksek düzeyde bir verimli çeşit geliştirme şansınız da azalmıştır. Azaldı, evet. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Hastalık, zararlı ve yabancı otlardan dolayı ortaya çıkan %35, bir de bunun hasat sonrası durumu var. Evet. Onu da kattığımız zaman %45-%50 düzeyindeki ürün kaybını eğer %50 olarak kabul ediyorsak %20'lere çekersek, hı hı, o zaman bizim 21. yüzyıldaki nüfusu beslemek açısından, kendi ülkemiz açısından daha güvenli bir ülke olacağız. Hocam, aksi takdirde risk durumu söz konusudur. Sadece mücadele açısından. Söyleyeceğinizi unutmayın, bir reklam aramız var. İkinci bölüm alacağım sizden. Programımızda kısa bir araya gidiyoruz. Programımız devam ediyor efendim. Celil Bey, siz reklam arasına girmeden önce mücadeleyle ilgili bir şey söylüyordunuz. Evet. Alalım sizden. Şimdi hocam, genel olarak değerlendirdiğiniz zaman yeterlilikten artık yavaş yavaş konumuza doğru geleceğiz ama
bu genel çerçeveyi tamamlayacak olursak, yeterliliği sağlamak için ülkede sadece %35'lik, %50'lik kayıpları gidermekle bu işin olmayacağını biliyoruz. Bunu da çok değişik platformlarda beraber çok tartıştık, yön vermeye çalıştık, hala da vermeye çalışıyoruz. Aslında Türkiye iklim coğrafi olarak su kısıtı olsa bile, yağışların yetersiz olsa bile tarımsal anlamda çok avantajlı bir coğrafyadayız. Dünyada yetişebilen belki tropik iklimdeki bazı ürünler hariç hemen hemen tamamını yetiştirebiliyoruz. Ülkemizde çok acil bir şekilde yeniden bir üretim planlaması yapılarak bölgelerin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyup işte bu yıl patates ve soğanda yaşamış olduğumuz sıkıntıyı 3 sene önce patates 5 lira 7 liraydı. Şu anda çiftçinin elinde kalan patatesi toprak muhasebeleri ofisi alıp bedava dağıtmak, yeni ürünler çıkıyor çünkü. Bunu sağlamak gibi bir yola giriyor. Burada yeniden bir üretim planlaması yapacak olursak, işte İç Anadolu'nun farklı avantajları var. Tohumculukta, kurak iklimden dolayı. Trakya'nın başka avantajları var. İşte bu nerede? Ayçiçeği'nde öne çıkıyor. Buğday'da öne çıkıyor. İşte Karadeniz'in başka, Akdeniz'in başka, yani polikültür dediğimiz yoğun tarımların yapıldığı Akdeniz bölgesindeki yapı, Ege bölgesindeki yapı, bunlar hepsini beraber değerlendirecek olursak, bir üretim planlamasını ortaya koyacak olursak, arz ve talep, ihtiyaç ve bunun üzerine yapmayı düşündüğümüz, hedeflediğimiz tarımsal ticareti de üzerine koyacak olursak, aslında birçoğunu kolaylıkla halledebiliriz. Belki Zirai Mücadele'den farklı ama buradan yön vererek gidecek olursak, Zirai Mücadele'de de belki bölgelere göre planlama yapacak olursak daha az belki mücadele etmek zorunda kalacağız. Tabii. Yani tabii ülkemiz 7 farklı coğrafi bölgeye sahip. Kendine has ekolojik şartları var. Kendine has da o bölgelerde yoğunlaşan veyahut da daha ön plana çıkan hastalık zararlı durumu söz konusu oluyor. Yani sonuçta biz hastalık zararlarla mücadelede sonuçta oradaki hastalık ve zararların yoğunluğuna göre bir strateji belirleriz. Ona göre yani bir Akdeniz bölgesindeki bir beyaz sinek problemini İç Anadolu bölgesinde yaşamayız sonuçta. Veyahut da bir Karadeniz bölgesinde patateste veya şeker pancarında her yıl görülen önemli bazı mantar hastalıklarını İç Anadolu bölgesinde yaşamayız. O bakımdan bölgelerin kendine göre ekolojik şartlarından kaynaklanan avantajları vardır, dezavantajları vardır. Onu tabii değerlendirmek lazım. Hastalıklarla mücadelede de bu oldukça önemlidir. O bakımdan biz de eğer bir üretim planlaması yapacaksak bu noktada yörenin ekolojik şartlarını, diğer üretimi devamlılığını sürdürebilecek koşulların varlığını da dikkate alarak bu üretimin bölgeler arasında şekillenmesi farklı olabilir. Aynı şekilde mücadele programları da farklı olabilir. Evet. Orada herhangi bir şey yok. Çünkü hastalık açısından uygun bir ekolojide siz ürün üretmeye çalıştığınız zaman bunu korumak için bir masrafımız olacak. Yani ilaç masrafımız olacak. Öbür tarafta hastalık riski yoksa, koşullarda orada uygunsa, bitkiyi üretmek için şartlarda uygunsa niye orada üretmeyesin? Örneğin söylediğiniz gibi Konya bölgesi iklimi daha mutedil. Yani nem açısından daha düşük neme sahiptir. Halep pek çok hastalığın çıkışında nem belirleyici faktördür. Nispi hava nemi belirleyici faktördür. O bakımdan tohumluk üretiminde, bazı ürünlerin tohumluk üretiminde Konya yöresi veya İç Anadolu bölgesi avantajlı bir noktadadır. Halle mücadele yapmaya gerek kalmadığı gibi ürettiğiniz üretim materyaline hastalığı da bulaştırmadan elde etmiş oluyorsunuz. Bu da ayrı bir avantaj. Dayanıklı, çünkü bulaştırdığınız üretim materyallerini siz Türkiye'nin her yerine dağıtacaksınız. Eğer bir üretim yaparken, tohumluk üretirken bir üretim aşamasında tohuma bulaşan bir hastalık sonuçta Türkiye'nin her tarafına yayılacaktır. Tohumla gittiği yerde uygun ekolojiyi bulursa orada daha yıkıcı etkisi olacaktır. O bakımdan biz yörelerin ekolojik faktörleriyle, koşullarıyla
hastalıklarla mücadeleyi ayrı tutamayız. O önemli. Önemli. Peki hocam, şimdi bu hastalıkların, zararlılarının ya da yabancı otların oluşmasında bizim tarımsal anlamda yaptığımız faaliyetlerin de etkisi var mı? Mesela yanlış gübreleme, yanlış sulama sistemi. Tabii. Tohumdan geldiğini zaten söylediniz. Tohumlardan, fidelerden de olabiliyor dediniz. Yaptığımız bu ekin sırasında yani, onlar etki ediyor mu? Tabii. Şimdi çiftçilerimiz ekimden, tohum ekiminden hasada kadar bazı tarımsal işlemler yapmaktadırlar. Evet. Burada her yaptıkları işlerin eğer tekniğine uygun değilse, bitkinin fenolojisini, bitkinin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, hastalığın da gelişimini tetikleyecek yönde bir uygulama yapıyorsa hastalığa daveti çıkarmaktadır. Onun için ondan hiçbir şekilde ayırt edemeyiz. Biz hastalıklarla, bazı hastalıklarla mücadelede özellikle bitki beslemeyi çok önemseriz. Eğer dengesiz bir bitki besleme programı uygularsanız bazı hastalıklara davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Onun için de biz bitki beslemeyi hastalıklardan ayrı tutmuyoruz. Yani siz aşırı derecede eğer tek taraflı olarak sürekli bir azotlu gübreleme uyguladığınız zaman azot ne yapıyor bitkide? Başkanım diyebilir. Vejetatif aksamı tetiklemektedir. Evet. Yani yeşil aksamı güçleştirir. Sonuçta bitki dokularında zayıf doku oluşumu söz konusu. Çok genç, taze sürgün oluşumu söz konusu. Aşırı vejetatif gelişmeden dolayı bitkinin yakın çevresinde bir örtü fazlalığı söz konusu. Ona bağlı olarak da bitki yakın çevresinde nem birikimi ortaya çıkıyor. Yani evet, sulama yaptığınız zaman sonuçta topraktan bitki yakın çevresinde bir nem birikimi söz konusu oluyor. Haliyle gübreleme sadece hastalığın şeyini etkilemiyor. Öbür tarafta bitkinin yakın çevresindeki çevre şartlarını da etkilediği için hastalığı da evet, ciddi derecede hocam, tetiklemektedir. Hocam, şimdi bir canlı bağlantımız var. Bir kısa araya girmek durumundayız. Bağlantıdan sonra buradayız. Programımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Turgut Özal'ın vefatının 28. yıl dönümüydü. Canlı bağlantıyla sizlere aktardık. Şimdi hocam, artık programımıza da az kaldı. Şunu sormak istiyorum. Zirai mücadele kapsamında aslında birçok uyguladığımız yöntem var. Ama ben kimyasal mücadeleyi sormak istiyorum size. Şimdi bu kimyasal mücadelede aslında ilacın kullanılması problem değil. İlacın zamanlaması ve yanlış miktarda kullanılması biraz sorun teşkil ediyor. Şimdi bu konuda doğru zamanlama nedir ve miktarı, dozajı nasıl olmalıdır? Evet, teşekkür ederim. Ben de Cumhurbaşkanımız, rahmet Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Evet, bitki hastalık ve zararlarıyla değişik mücadele programları söz konusudur. Evet. Ama çiftçilerimizin en sık başvurdukları yöntem de kimyasal mücadeledir. Çünkü ilaçlı savaşımda daha kısa sürede daha etkili sonuç elde edilebilmektedir. Onun için de çiftçilerimiz en sık kimyasal mücadeleye başvurmaktadırlar. Peki bu doğru mu hocam? Kimyasal mücadeleye hemen başvurulması? Yok, o hemen doğru değil zaten. Onu biz doğru olduğunu söylemiyoruz. Aslında pek çok başka pratik kültürel evet, yöntemler var, biyoteknik yöntemler var. Bunlar mutlaka evet, uygulanması gerekiyor ama çiftçimizin kolayına geldiği için veyahut da yapmış olduğu uygulamanın etkisini çok kısa süre içerisinde gördüğü için onun için ilaçlı savaşıma ağırlık evet, vermektedir. Çünkü diğer savaşım yöntemler de oldukça önemlidir. Ama Türkiye'de Tarım Bakanlığı olarak hastalık zararlarla mücadelede tek kimyasal savaşımı ele almamaktadır. Hedefi esası tüm savaşım yöntemlerinin beraber uygulandığı Integrated Pest Management dediğimiz entegre veya bütünleşik mücadele programını esas almaktadır ve ona göre üreticilere, çiftçilerimize tavsiyede bulunmaktadır. Ama
Çiftçi kendi başına bunu uygulama şansı olmuyor bazı durumlarda veya uygulamak istemiyor. Veya geniş onun alanlarda imkanı. Geniş alanlarda imkanı olmuyor. Onun için de en çok başvurduğu yol kimyasal mücadele. Burada tabii her şeyden önce bir hastalık zararlı veyahut yabancı otla mücadelede her şeyden önce hastalığı doğru tespit etmek. Yani problemi çok iyi tespitini doğru yapmak. Bu insan hekimliğinde de böyledir. Eğer hastalığı doğru teşhisini korsanız, tanısını doğru korsanız onun bir mücadele programı vardır. İlaçlıysa ilaçlı program vardır. Onu uygularsanız ama başlangıçta eğer hastalığın teşhisini doğru yapamazsanız yapacağınız mücadele de boş olur. Evet. Attığınız ilaç da boşa gider. Onun için burada şey önemli ki hastalıklarda da özellikle çiftçilerimizin, üreticilerimizin hastalığı teşhis etme, tanıma şekli hastalık belli bir aşamaya geldikten sonra bir hastalığın varlığıyla ilgili bir şüpheye düşülüyor. Halbuki bizde o belirtiler ortaya çıkmadan önce çiftçinin, üreticinin bunu tespit etmesi mümkün değil. Çünkü gözle görülemeyen bir mikroskobik canlı bitki bünyesine giriyor. Haliyle belirtiler ortaya çıktıktan sonra, da özellikle bazı hastalıklarda koruyucu mücadele çok önemlidir. Zararlarda da öyledir. Koruyucu mücadele çok önemlidir. O zaman da ilaçlı mücadeleye oldukça geç kalınmış oluyor. Veyahut da sadece belirtiden yola çıkarak mesela bitkilerde genel bir belirti tablosu olarak kloroz dediğimiz durum, yani sarılık durumu ortaya çıkar. Kloroza sebep olan 10 tane faktör vardır. Ben bunu besinleme söyleyebilirim. Eksikliği de var, evet. Şimdi hangisinden kaynaklandığını bilmek çok önemli. Yani her kloroz olarak gördüğünüz bitkideki bir belirtiyi illa bir hastalığa mı bağlamak lazım? Yoksa bitkinin kök bölgesi havasız kalır. Bunlar genelde erken dönem fide döneminde böyle oluyor. Evet. Ondan da sarar. Besin yetersizliği, azottan, işte demir eksikliğinden bundan da kaynaklanabilir. Başka sebeplerden dolayı da bir kloroz durumu ortaya çıkabilir. Haliyle önemli olan o hastalık tablosundan sorumlu olan etkenin doğru tespit edilmesi gerekiyor. Burada çiftçilerimiz sıkıntı yaşamaktadır. Hastalığı doğru tespit etme noktasında daha yeni bizim Ziraat Fakültesi'nin Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı kurmuş. Oraya bir çiftçimiz daha Edirne'den telefon açtı. Sonra bana yönlendirdiler. Ben çiftçimizle görüştüm. Sık resimler gönderdi. Resimlerden baktım. Mesela problemin ne olduğunu söyledim. Daha sonra onu uygulamış. Sonra geçen günlerde dekanımız veyahut da oradaki sorumlu arkadaş görüşmüş. Ne oldu sonuç diye. Tekrardan hocam diyor işte hocamın önerdiği ilaçları kullandık. Çok iyi geldi. Eğer hocama danışmamış olsaydık biz azottan dolayı 15-20 kilogram üre gübresi kullanacaktık. Evet. Yani görebiliyor musunuz? Yani mutlaka bir uzmana danışması gereken yani önemli bir uzman, konu. Bazı çok tipik belli hastalıklar vardı. Evet. Tamam. Ama bazılarının tespit etmesi, ortaya çıkarması çiftçinin zordur. Onun için de mutlaka bir uzman gözüyle bakılması gerektiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Demek ki birincisi doğru teşhis etmek lazım. Daha sonra doğru teşhisten sonra ilaç seçimi burada önemli. Gerçekten hangi ilacı, hangi hastalığa karşı, hangi zararlı ve hangi şeye karşı. Yabancı ota karşı. Burada tabii ilaçların hastalık zararlılara karşı bazı çok spesifik etkileri olabiliyor. Bunu çiftçinin bilmesi söz konusu değildir, bilemez. Daha böyle hastalığa özelleşmiş bir ilacı atayım diye bir tercihte bulunamaz. Ama şöyle bir algı var. İlaç dediği zaman işte mantar hastalığı. Tüm ilaçları aynı kategoriye giriyor. Yani mantar hastalığı hepsine aynı derecede etki eder manasıyla hareket ediyor. Halbuki belli ilaçlarda mesela belli grup hastalıklara karşı hiç etkisi yok.
Örneğin mesela bizde çok yaygın olarak kullanılan bir ilaç grubu vardı. Biraz bilimsel olacak ama onu da söylemek zorunda. Sterol biyosentezi inhibitörleri dediğimiz bu ilaç grubu bitkilerde çok yaygın görülür. Hemen her bitkinin de olduğu bir hastalık grubu vardır. Mildew olarak bilinir biraz şey. Bu hastalığa hiç etkisi yoktur. Ama piyasada en çok satılan mantar ilacı budur. Çiftçimiz alır o ilacı, götürür bitkisinde, salatalık bitkisinde mildew hastalığı vardı, onu atar, hiçbir faydası olmaz. Bunun gibi bazı ilaçlarda da doğru tercihi yapmak gerekiyor. O noktada da çok iyi bir bilene danışması gerekiyor. Yani hastalığı doğru tespit ederse, ilacını doğru seçerse, üçüncü konu doğru bir zamanlama içerisinde ilacı kullanması rüzgarsız gerekiyor. Yani zamanlama oldukça çok önemlidir. Hem hastalıklarda olsun, hem zararlarda olsun, hem de yabancı ot mücadelesinde oldukça önemlidir. Örneğin hastalıklar için örnek vereyim. Benim alanım hastalık olduğu için hep ondan örnek veriyorum. Yani hastalıkların bitkiye giriş aşamaları vardır. Hastalık etmeni tarlada, bahçede bir yerde bulunur. Ona biz bulaş kaynağı diyoruz. O bulaş kaynağından örneğin yağan yağmurla, rüzgarla bitkinin yaprağına konar. Sonra bitkinin yaprağında onun sporu vardır, çimlenir. Dokudan içeri girer. Girdikten sonra beslenir. Beslendikten sonra belirti ortaya çıkar. Bizdeki hastalıklarla mücadeledeki temel amaç koruyuculuktur. Evet. Tedavi edicilik özelliği ikinci plandadır. Koruyuculuk nedir? Hastalık daha bitki dokusuna girmeden önce ilaçlamanın yapılması gerekiyor. İşte burada eğer siz ilaçlamayı yapmazsanız, zamanında bu ilacı kullanmazsanız, ondan sonra ne kadar ilaç atarsanız %5, 10, 50 zarar verir. İllaki bir zarar verir. Diğer bir çok makro düzeydeki bir örnek, elmalar kurtlanır mesela. Evet. Elma iç kurdu dediğimiz bir zararlı. Çiftçimiz elmalarım kurtlanmaya başladı, ilaç. Onun ilaçlama zamanı kelebek yumurtasını kor meyvenin üzerine, yumurtadan çıkan larva, tırtıl meyveye girmeden önce, meyveye girdikten sonra tonlarca ilaç atsan hiçbir faydası yok. Evet. Yani bu kadar önemli. Kamfir olmuş durumda. Tabii. Girmiş durumda. Aynı şekilde yabancı otlar için de öyledir. Onların hassas olduğu bir evre İki vardır. İki yaprak, üç yaprak, tabii, dört yaprak. O evrelerde kullanma. Burada da çok ciddi manada yanlışlar yapılıyor. Evet. Zamanlama noktasında. Hocam burada bir soruyla ben isterseniz burayı bir toparlayayım. Tamam. Şu anda tam zamanı yabancı ot ilacı hububatta. Artık baharlı ürünler dediğimiz ürünleri yeni ekiliyor. Üreticilerimiz zaten Konya'da bu tarımı iyi biliyorlar ama hububat alanlarında biz de kendimiz çiftçilikle uğraşıyoruz ve sahada yanlışları görüyoruz. Bugün yabancı ot ilacının içerisinde böcek ilacı, işte belli bölgelerde zabrus zararına karşı onu katma. Israrla işte sizlerin tavsiyesi, konu uzmanı Tarım İl Müdürlüğü'ndeki ziraat odalarındaki arkadaşlarımızın tavsiyesi, birçok firmanın sahaya sürmüş olduğu teknik elemanların tavsiyesiyle artık hububatta hastalık etmeni hem yaprak hem kök hastalıklarının olma ihtimali yüksek. Bir de Mart ayındaki yoğun yağışlardan dolayı mutlaka koruyucu mücadele şeklinde ilaçlamayı tavsiye ediyoruz. Siz de tavsiye ediyorsunuz. Burada üreticilerimiz yabancı ot ilacının içerisine böcek ilacını koyuyorlar. Hastalık ilacını koyuyorlar. İzelement işte ne takviye etmesi gerekiyorsa bu almış oldukları alışveriş yaptıkları yerlerden tavsiye veya sizlerden, Tarım İl Müdürlüğü'nden, ziraat odalarından duydukları takviye ile işte çinko katılması lazım, demir katılması lazım, o katılması lazım, bu katılması lazım. Ne var ne yok pülverizatöre atıyoruz. Hadi bakalım vur. Bu birbirlerini etkileme konusunda zarar verebilir. Bunu ikiye üçe bölünmesini en azından kullanılan ilacın etkili aktif maddesine göre kullanılacak, onunla beraber kullanılacak izelement gübrelerin birbirlerine zarar vermesi, özellikle bakırlı şeylerde ilaçlarda veya gübrelerde birbirini etkilemesi konusunda olumsuz olacağından dolayı sürekli bir uyarı yapılıyor ama bu konuda iyi niyetli bir şekilde çalışma yapmasına rağmen üreticilerimiz ciddi hatalar yapmakta. Bu konuda bir uyarı yaparsak. Bu çok önemli. Yabancı ot mücadelesi şu aşamada, evrede, özellikle İç Anadolu bölgesinde. Biz yabancı ot ilaçlamasında
herbisitleri başka şeylerle karıştırılması taraftarı değiliz. Pestisitler içerisinde en riskli grup herbisitlerdir. Yani bitkilerdeki fitotoksite açısından, evet, açısından böyledir. Yani şöyle bir şey var. Biz yabancı ot mücadelesi yapıyoruz şeyde, buğdayda. Otu öldürmek istiyoruz. Diğer taraftan da içerisine besin maddesi katıyoruz. Bitkiyi beslemeye çalışıyoruz. Bir tarafta öldürmeye çalışıyoruz, bir tarafta beslemeye çalışıyoruz. Ha, şunu unutmamak lazım değil mi hocam? Bu mantıktan yola çıktığın zaman özellikle sıvı yaprak gübrelerini, yaprak gübrelerini kesinlikle ve kesinlikle ayrı kullanım katmamaları, evet, gerekiyor. Mantık burada. Diğer taraftan katılabilirlik durumu, her ilacın sadece karışabilirlik durumu etiketinin üzerinde yazmaktadır. Yazar. Ona dikkat etmek lazım. Burada en riskli olan sıvı bitki besin elementinin herbisitlerle karıştırılması. Halbuki çok zor değil hocam. Şimdi kanatları açıyorsun. En az etki alanı 12 metre. Yani 100 dekarlık bir tarlayı 1 saatlik bir dönem içerisinde yani yapıyorsun. Kolay, bir defa daha gir. Kolay. Bir de sapa kalkma dönemine kadar tekrar çiğnedim olayı olmaz. Bitki tamam kalkar. Şunu unutmamak lazım aslında. Oradaki yabancı otlar oranın ev sahibi. Bizim ekmiş olduğumuz ürünler orada misafir. Ev sahibi mutlaka oranın şartlarına daha alışkındır. Biz bitkiyi besleyelim diye vermiş olduğumuz ürünlerle aslında yabancı otları da besliyoruz. Tabii besliyoruz. Onun için de etkisi. Bir de yani bilemiyorsunuz. Karışabilir. Fakat karıştırdığınız şeyin herbisidin etkisini azaltma durumuna net bir elinizde bir veri yok. Bu kesin deneysel olarak tanımlanmışsa ve tavsiyesinde, eğer firma tavsiyesinde ilaç etiketi üzerinde şunla karışabilirlik düzeyinde bir güvence veriyorsa o zaman karıştırabilir. Mantar ilacıyla bir derece böcek ilacını karıştırabilirsiniz. Onun da kuralları vardır. Rastgele karıştırma olmuyor. Her insektisitle her fungisidi hepsini karıştırırım gibi bir anlayış yok. O çünkü etkinliğini azaltabilmektedir. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Benim özellikle burada söylemek istediğim ot ilaçlarında yaprak gübrelerini, özellikle sıvı yaprak gübreleriyle kullanılmaması yönündeki önemli tavsiyem olacak. Onun dışında diğerlerinde etiketindeki önerisine göre kullanabilir çiftçilerimiz. Peki danışmanım, az önce siz bu ilaçlamanın yapıldığı zaman da rüzgar olmaması gerekir dediniz. Doğru. Bu ilacın etkisinin azalmaması için mi, rüzgarla dağılmaması için mi? Yok, yeknesak bir şekilde alana atıyoruz ya. Hı hı. Yani bir bölgeye uçup daha fazla başka bir bölgeye olmaması için. Evet, orantıyı tabii düzgün sağlamak. İlaçlar, evet, şimdi bazı ilacın atılma zamanı yani önemlidir. İşte biz serin havada öneririz. Güneşli havada önermeyiz. Niye? Güneşli havada attığınız sonuçta suyla veriyorsunuz. Çok çabuk bitki kuruyacak. Yüzeyinde, evet, kalıyor. Buharlaşacak. Evet. İlaç da uçup gidecek. Evet. Veyahut da sabahın çok erken saatinde çiğ olduğu zaman, hı-hı, o zaman da önermiyoruz. Bazı ilaçların yaprak yüzeyinde kalması gerekirken, hı-hı, suyla beraber bitki bünyesine girip fitotoksite etkisi yapar. Örneğin bizde bakırlı fungisler dediğimiz ilaç grubu vardır. Onların uygulanma zamanında kesinlikle yaprak ıslak olmayacak. Veyahut da sabahın erken saatinde çiğli bir havada bunun kullanılmaması gerekiyor. Yabancı ot ilaçlarımızda çok önemli, rüzgar varsa eğer kesinlikle hafif bir esinti de bile olsa, hı hı, hiçbir şekilde yapmamak lazım. Hı. Hele hele bu bölgede ya hububatta yabancı ot ilaçlamasında ester denilen bir ilaç grubu kullanılmaktadır, evet, yaygın olarak. Esterin diğer kültür bitkilerine, özellikle fasulye, mısır, ayçiçeği gibi bitkilere ciddi derecede fitotoksik etkisi söz konusudur. Hafif bir rüzgarın esmesiyle uzak mesafelere taşınabilmektedir. Evet. Biz bir sene Konya'da ayçiçek alanlarında onunla karşılaşmıştık. Esterden dolayı çok ciddi derecede ayçiçeklerinde fitotoksite durumu kalmıştı. Bazen ilaçlamada çiftçilerimiz geç kalabiliyor. O arada da diğer baharlı ürün dediğimizde ayçiçeği, mısır gibi bitkiler de toprak yüzeyine çıkmış oluyor.
Orada ilaç atarken tabii hafif bir esinti yan tarlada komşunun bitkilerine geçebiliyor. O bitkilerde ölüme sebebiyet veriyor. O zaman olay mahkemelik boyuta taşınıyor. Evet. Komşular arasında tatsızlıklar yaşanıyor. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Biz ilacı atarken bitkinin üzerine homojen bir şekilde, gelecek şekilde o dozu uygulamamız mümkün gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bol suyla. Tabii bol suyla, homojen bir şekilde kullanmadığınız zaman otomatik olarak etkide azalma ortaya çıkar. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Hocam bir de şeyi açarsanız, artık herhalde son zamanlara yaklaşıyoruz. Üreticilerimize tavsiye olması açısından. Bitkinin hastalığın doğru teşhisi, ilacı kullanacak olan ilacın dozajı, içerisine katılacak olan bitki besleme gruplarının neler olacağına dikkat edilmesi, bunları açıkladık. En önemlisi atacak olduğumuz ilacı veya daha sonra uygulayacak olduğumuz sıvı gübreleme izelement grubunu atarken bol suyla atmak faydalı olacaktır. Ve burada önemli olan iki nokta, ilacın etkinliğini arttırmak ve bitki yüzeyinde istenilen zaman ve miktarda tutulmasını sağlamak için yayıcı yapıştırıcı özelliği ve sularımızdaki ciddi aronda evet, bozukluk var. pH düzenleyicinin mutlaka kullanılması önemli diye düşünüyorum. Onlar da zaten konu daha tam bitmemişti evet, başkanım. Diğer bir konu ilacı dozunda atmak. Evet. Dozu da çok önemlidir. Yani doz kavramı oldukça önemli. Bir ilacın hastalık veya zararlılığı tedavi edecek miktarıdır. Bunu 100 litre suya göre belirlenir veya alana göre belirlenmektedir. Orada alana göre belirlenen bir dozun özellikle sıvı suyla karıştırarak atarken çiftçilerimiz burada doz şeyine biraz azalmasına sebebiyet verebiliyorlar. Yani dekara örneğin 100 gram ilaç demek dedi prospektüsünde, ama 100 litre suyla atarken bunu bakıyorsunuz dekara 50 grama denk getirecek şekilde. Orada da ne önemli? O kalibrasyon önemli. Aletin kalibrasyonu önemli. Yani atarken attığı kullandığı ekipmanın kalibrasyonu iyi değilse veyahut da traktörün kullandırırken hızlı kullanırsa, evet, hızı yüksekse bu sefer istediğiniz dozu denk getiremiyorsunuz. Çiftçilerin diğer bir sıkıntısında doz noktasında sıkıntısı olmaktadır. Yani istenilen dozu tam olarak alana uygulamakta sıkıntı yaşanmaktadır. Diğer bir nokta, başkanımın dediği gibi ilaçları biz suyla karıştırarak atıyoruz. Büyük bir kısmı öyle zaten. Evet. Kullandığımız suyun pH'ı çok önemlidir. Genelde ilaçlar yüksek pH koşullarında çabuk bozulurlar. Etkinliği bazı ilaçlarda çok ciddi derecede etkinlikte azalma ortaya çıkmaktadır. Onun için de suyun pH'sı önemli. İç Anadolu bölgesinde tabii arazide kuyu suyu kullanıyorlar, yeraltı suyu kullanıyorlar. pH'ları başkanım daha iyi bilir. Yüksektir. 7'nin üzerindedir. 7,5'un üzerindedir. Olması gereken nedir? Olması gereken 6, 6,5, 5,5. Bu düzeyde bir pH'ın olması gerekiyor. Haliyle ilaçlamadan önce eğer imkanı varsa ilaçlama suyunun içerisine pH'yı düşürecek, ayarlayacak ürünler var. Çok da pahalı değil. Pahalı değil. Bunları katıp da hemen atayım diyebilecek. Biraz beklemesi lazım. Bazen karıştırıp hemen düşmez ki suyun şeyi. Biraz beklemesi de gerekiyor. Orada acele ediyor çiftçimiz. Hemen kullanayım istiyor. Biraz bekleyecek tabii. Burada 15-20 dakika beklemesi lazım. Bazen yarım saat kadar geçebilir. Düştükten sonra kullanabilir. Bir de bazı ilaçlarda mesela biz sistemik ilaçlar diyoruz. Bunlar bitkinin öz suyuna geçerek etkili olurlar. Bitki bünyesine ilacın daha iyi alınabilmesi için suyun pH'sı burada da çok önemlidir. Eğer pH'yı düşük tutarsanız, asidik nitelikte bir pH ayarında tutarsanız, o zaman ilacın bitki bünyesine alınımı daha kolay olmaktadır. Haliyle ilacın etkinliğini artırmaktadır. Onun için bazı ilaçlarda biz, bazı ilaçların içerisine bitkisel yağ falan katılır ki evet, bitki bünyesine geçiş yapsın,
etkinliği artsın diye bu uygulamalar da yapılır. Ama suyun pH'sını düşürdüğünüz zaman bitki ilacı bünyesine daha kolay olarak alabilir. Diğer bir husus yayıcı yapıştırıcılar. Yayıcı yapıştırıcı bazı ürünlerde gerekebiliyor. İlacın iyice tutunması açısından önemlidir. Özellikle yapraklarında suyu kullandığın zaman akıp kolayca kayan, uzaklaşan, mum su tabakanın olduğu gibi durumlarda yayıcı yapıştırıcıların katılması da gerekiyor. Hatta bazı yabancı ot ilaçlamalarında özellikle dar yapraklı hububatlarda yanında ilacın yanında yayıcı yapıştırıcıyı da verirler ve o şekilde ilacı kullanması gerekiyor. Aksi takdirde kullanmış olduğu dozla ilacı otu öldürmesi mümkün olmamaktadır. Bunlar çok önemli noktalar ama burada çok ciddi hatalar yapılıyor. Diğer bir hata da bu yörede gördüğümüz bir hata da bunu çok her şeyde söylüyorum. İlaçlama ne ile yapılıyor? İlaçlama aletleriyle, alet ve ekipmanı. Bunlar süs olarak üretilmemiştir. Şimdi buradaki bizim çiftçimiz işin kolayına kaçıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yağmurlama sulama yapıyor tarlada. Yağmurlama sulama sistemine ilacı atıyor, ilaçlamayı öyle yapıyor. Böyle bir ilaçlama yöntemi dünyada hiçbir yerinde yok. Yeknesak dağıtamazsın. Yanlış bir uygulamadır. Hı-hı. Bir de 1 gram kullanması gereken ilacı 5 gram kullanıyor. Çünkü çok fazla ilaç katarak etkinliği artırayım, daha fazla şeyi öldüreyim diyor. Çünkü çiftçilerle arazide karşılaşırken sünüye karşı ilaç kullandıklarını övünerek söylerler yağmurlama sulamayla. Ya yağmurlamayı çalıştırdığım anda yılan tarlanın başından kaçmaya başlıyor diyor. Bak yılan bile kaçıyor diyor. Evet. Yani 1'e 5 kat daha fazla ilaç kullanıyor yağmurlama sulama sisteminde. Evet. Hem çevreyi kirletiyor yazık. Halbuki o yılanın kaçmaması lazım. Tabii yılanın kaçmaması gerekiyor. Hem de yağmurlama sulama sistemiyle istediğiniz dozda ilacı istediğiniz alana uygulayamazsınız. Bu da yanlış bir uygulamadır. Bu yörede çok sık yapılan bir uygulama. Peki hocam, şimdi programımızın da arkadaşlardan uyarı geliyor. Son 4 dakikasına girmişiz. Şunu da merak ediyorum, onu da sormak istiyorum. Şimdi kimyasal mücadelenin her adımının çok önemli olduğundan bahsettiniz. Şimdi mesela biz bu zararlılar, bitkilere zarar veriyorlar ya, biz onları temizlemek durumundayız koruyabilmek için. Şimdi doğada bulunan her canlının bir yeri var. Biz bu zararlıları temizlediğimiz zaman doğanın dengesini bozmuş oluyor muyuz? Doğal dengeyi nasıl koruyarak? Doğal dengede tabii doğal her canlı birbiriyle besleniyor sonuçta. Evet. Yani zararları belli popülasyonda sonra kontrol etmek gerekiyor. Kültür bitkisine zarar vermemesi için. Örneğin en klasik örnek, en akılda kalıcı olsun diye uğur böcekleri. Evet. Uğur böcekleri faydalıdır. Evinizin önünde gül varsa gülde yeşil yeşil bitler ortaya çıkar. Onlara ilaç atmaya gerek yok. O uğur böcekleri üzerinde 4-5 tane varsa onların hepsini toplar. Çok fazla faydalı böcek var şeyde. Hı hı. Ama biz ekolojik dengeyi bozduğumuz için kalan faydalı böcekler öbür zararlıyı bastıramıyor. Bastıramayınca da mecbur kalıyor bir yerde çiftçisi. Onu ne yapmak lazım? Belki feragat edeceksin. 3-4 yıl hiç ilaç kullanmayacaksın. Doğal dengeyi ancak öyle oturtabilirsiniz. Evet. Aksi takdirde doğal dengeyi hemen oturtma şansımız yok. Evet. Öbür türlü de zararlı yoğunlaşıyor. İlaç atmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle çok faydalı şeyler var. Böcekler var, faydalı mikroorganizmalar var. Bunlar olarak kendi faunasında, kendi coğrafyasında, ekolojisinde birbiriyle etkileşim içerisinde bir şekilde birbirini baskılıyor, birini öldürüyor, biri birini avlıyor, biri birini parazitlemek suretiyle bir şekilde o doğal kontrol yapılabilmektedir yani. Zaten hocam, yani yılan da gerekli, fare de gerekli, tilki de gerekli, hepsi böcek de gerekli. Ama bunların birbirlerini yaşaması için yeterli popülasyon durması lazım. Tabii. Birisini azaltırsan birisi çoğalıyor. Tabii. O yüzden biz doğaya zaten şu ana kadar yeterince müdahale etmişiz. Bir kişinin veya bir ilin veya bir ülkenin alacağı tedbirler bunu düzeltecek olsa el birliğiyle bu işi yapalım ama dünya olarak bunu yapılması lazım. Böyle bir şansımız var mı? O da yok. O yüzden
İşte olay yine sonuçta şeye bağlayabiliyoruz hocam. Yani mücadele olarak da baktığımız zaman iklim değişikliği, küresel ısınma, mevsim kayması, bu olaylara baktığımız zaman işte suda da aynı sorun var. Yetiştiricilikte de aynı sorun var. Mücadelede de aynı sorun aynı var. Sorun, yani tarımda aslında esas olay geçen sene Ocak ayında, 2020 Ocak ayında Davos'ta yapılan bir dünyanın geleceği hakkında, bu iklim değişikliği hakkında önemli bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede alınan 10 tane madde vardı. 8 tanesi iklim değişikliği ile alakalıydı ama bu korona meselesinden dolayı bunların hepsi kenara bırakıldı. Dünyanın gitmiş olduğu bu iklim değişikliği, mevsim kayması aslında bizleri her alanda, yani börtü böcek anlamında da, yetiştiricilik anlamında da, yağmur anlamında da, hava muhalefetler anlamında da çok zor günlere doğru götürüyor. Çok Allah hakkımıza hayırlısını versin. Çok önemli tabi. Bazı şeyler korkutucu geliyor insana, evet. Ama başka bunu önlemenin yolu da yok. Yani yok. Kesinlikle o tedbirler uygulanmak zorunda. Evet, aynen öyle. Evet hocam, şimdi programımızın da sonuna geldik. Süremiz yettiğince anlatmaya çalıştınız. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen programlarda tekrar görüşürüz. Size İnşallah. De teşekkür ederim danışmanım. Bir kelimeyle kapatalım isterseniz. Tamam. Burada bahsettiğimiz konular hakikaten çok önemli konular. Önemli, evet. Ve şu anda tam zamanlama olarak tam zamanı. Eğer üreticilerimiz izleme şansı varsa, buradan izlediklerini, izleme şansı yoksa YouTube kanalına yüklenen bu çalışmaları tekrar izleyip, izleyenlerin diğer üreticilerimize aktarmasıyla birlikte buradan alınan bilgiler, üniversitedeki diğer hocalarımızdan, Tarım İl Müdürlüğü'ndeki sahadaki meslektaşlarımızın söylemiş olduğu bu sözler, yılların birikimi ve çalışması sonucu ortaya konan çok önemli konular. Lütfen üreticilerimiz bu tavsiyeleri dikkat alarak geleceğe daha güvenle bakmak ve iyi bir hasat arama dönemi kavuşması için önemli. Buyurun hocam. Bilinçli çiftçilik çok önemli. Evet. Çiftçiler biraz önce söylediğim gibi hastalık ve zararlarla ilgili kendi başlarına tespit etmede zorlanabilirler. Evet. Biz de bu eksiği gördüğümüz için Ziraat Fakültesi olarak Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı kurduk. Sağ olsun dekanımız bu konuda bayağı gayret gösterdi. Çiftçilerimiz sormak istedikleri şeyi Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'na müracaat edebilirler. Oradan uzmanına yönlendirilip ona göre çiftçilerimizin sorunları en doğru bir şekilde çözümlenmeye çalışılıyor. Onun için artık çiftçiler ben bilemiyorum yok. Artık bilgi çağındayız. Bilgi çağındayız. İletişim kanalları İletişim açık. Evet. İstedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Bana günde sürekli WhatsApp'tan resim gönderir çiftçilerimiz. Telefonum olanlar sürekli. Olmayanlar da bir imkandır. Onun için Ziraat Fakültesi'nin Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'na ulaşırsalar kendilerine yardımcı amme hizmeti. Buradan da duyurmuş olalım. Amme hizmeti vardır. Evet. Teşekkür ederiz tekrardan. Efendim bugün de bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.